Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinesinde alttan su veriyor. Arızası var. Su açıldığı zaman makine çalışmaya başladığı anda alttan devamlı su kaçırıyor. İlk makineyi söktük. Makinenin üstünde bakın biz arıza yaptık ama size de göstereyim. Bilgi olsun. Şuradan görmüş olduğunuz ventillerimiz var. Çift ventil. Direkt ana şebekeden gelen suyun şuradaki borusu buradan bu şekilde kelepçeyi de geriye alarak patlayıp çıkmıştı arkadaşlar. Tamam mı? Şuradan devamlı bakın buralar zaten her taraf ıslak. Buradan aşağıya doğru bakın buralarda ıslak su kaçırıyordu. Yani bunu gördüğünüz zaman siz makine alttan su kaçırıyor diyorsunuz ama buradan bu boru buradan basınç sebebiyle buradan geriye atmış. Şimdi neden basınç sebebiyle atmış onu da söyleyelim. Makineler bildiğiniz gibi burada bakın deterjan kutumuz var. Deterjan kutusu makinamız 3,5-4 yıllık bir makina. Hiç temizlenmemiş o zaman bu zaman. Ben şimdi kutuyu temizledim tabii ki. Bakın şurada bir her makinede farklı olabilir. Şurada bir tırnak yeri var. Bakın şuraya basıyorsunuz şöyle. Bastırıp şunu çektiğiniz zaman bu komple deterjan kutunuz bakın bu şekilde çıkıyor. Şimdi şu içeriden bakın hem içeriği nemli bir bezle temizlemeniz gerekiyor. Güzelce hem de bakın esas şu anda çıkardığımız hadiseleri görün. Bakın çıkardığımız deterjan kalıntıları burada. Ben hepsini temizledim. Adeta taş haline gelmişler. Yani taşlaşmış şekilde, katılaşmış şekilde bulduk. Göstereyim. Bakın şu da makinenin su giriş deliğini kapatan, su haznesini kapatan bakın taşlaşmış artık deterjan parçası. Çünkü 3,5-4 senedir hiç temizlenmemiş. Bunların hepsini bakın şuradan çıkardık. Bakın şunu da göstereyim şöyle. Bakın şunu söküyorsunuz. Bunların da yine temizlenmesi gerekiyor. Şuraların. Bunları yani söküyorsunuz. Bunları belli periyotlar içerisinde muhakkak temizlemeniz lazım. Bak şu an tıkalı olan yer şuydu. Şurası. Şuradan şebeke suyu buradan bildiğiniz gibi dönüş yapıyor. Ve bakın şöyle gösteriyorum. Bakın ana bakın şuradaki delik deterjan tarafından tıkandığı zaman şu deterjanlar temizlenmezse bu deliği tıkar ve her arızaya sebebiyet verir. İlk evvela size ventil arızası olarak geri döner büyük ihtimalle veyahut da bu şekilde buradan boru patlayıp çünkü çok basınç yapıyor aşırı basınç su gitmediği için şebekeden bir taraftan geliyor fakat kutunun içerisinden de su basıncı kazana dönüş yapmadığı için maalesef buradan illaki bir yeri patlatmak zorunda. Burayı patlatıyor ve sular basınçlı bir şekilde makinenizin içerisine akmaya başlıyor. Bu da ne yapar? Buradaki kart bakın önündeki karta bile su sıçrayıp kartı da bozabilir. Yani çeşitli arızalara sebebiyet verir. Ve bunun sebebi nedir? Arkadaşlar buradaki deterjan kutusunun temizlememe hadisesi büyük maalesef işler çıkarabilir. Bunu da size göstermek istedim. Bu da bir arıza. Şu an yapıldı. Gayet de güzel çalışıyor. Çünkü gördüğünüz gibi deliklerini açtık. Hortumumuzu yerine taktık. Zaten hortumun sökülüp takılması çok kolay biliyorsunuz. Bir penseyle burayı sıktığınız zaman bunu geriye çekip hortumu çektiğiniz zaman çıkıyor. Bu kadar sık olmasına rağmen bakın buradaki basınç öyle kuvvetli ki bunu geriye kendiliğinden atmış ve buradan devamlı su çıkıyor idi. Zaten şu deliği görüyorsunuz. Şebekeden gelen bakın şuradaki su deterjan kabından deterjanı alıyor ve bakın şuradan da bakın şu büyük ana büyük delikten de aşağıdaki kazana bakın gidiş yapıyor. Hatta burada kazan tarafının bile tıkandığını gördüğümüz yerler oldu. Takarken elinizi basmanıza gerek yok. İtiyorsunuz. Bakın tık sesiyle beraber oturuyor. Artık çıkmıyor. Bakın şurayı da temizlemeyi unutmayın. Burada da bakın gördüğünüz gibi kalıntılar, tortular mevcut diyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.